Arkadaşımız anar üretimi ve arı sütü üretimi için yüksük hazırlıyor. Yüksük hazırlarken özellikle daha önce kovanlardan topladığımız dalak dediğimiz tamamen arılar tarafından üretilmiş bal mumlarını kullanmaktayız. Yüksük kalıbı için 8-9 mm çapında şimşir ağacı kullanıyoruz. Buradaki ağacın özelliği su ile birlikte şişmemesi gerekiyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Biz daha çok şimşir ağacını bu anlamda tercih ediyoruz. Görüldüğü üzere kalıbı önce soğuk suya, daha sonra mum eritilmiş kaba, muma tekrar soğuk su, tekrar mum şeklinde yaptıktan sonra küçük bir el hareketiyle birlikte yüksükleri kalıptan ayırıyoruz. Arkadaşımız şimdi anaer üretimi için hazırlamış olduğu yüksükleri takozlar vasıtasıyla çıtaya dizecek. Şimdi takozları yapıştırıyor bal mumuyla. Akabinde hazırlamış olduğu yüksükleri çıtaların üzerine mumla yapıştırarak aşılama işlemine geçecek. Arı sütü üretiminde farklılık ise takozlara ihtiyaç yok. Direkt çıtalar üzerine yapıştırabiliriz. Bazı anaer üreticileri de yine takoz kullanmadan direkt bal mumu kullanarak da bu işi yapmaktadır. Aşılama işlemi iki şekilde yapılıyor. Kuru aşılama ve yaş aşılama. Kuru aşılamada direkt larva petek gözünden alınarak yapılmış olan yüksüklere aktarılırken yaş aşılamada önce arı sütü su karışımı birebir oranında karışım yüksük içerisine damlatıldıktan sonra larva petek gözünden alınarak yükseğe aktarılıyor. Aktarma işlemini aşılama kaşıklarıyla yapmaktayız ama biz genellikle 0 numara samur fırçayı tercih ediyoruz. Çünkü larvanın zarar vermeden alınması açısından bize kolaylık sağlıyor. Anaer üretiminde çıta üzerindeki yüksük sayısı 12 ile 15. Arı sütünde ise bu miktar 20 ile 25 arasında görülmektedir. Hazırladığımız bu yüksükler başlatıcı kolonilere aktarılacak. Başlatıcı kolonilerde bir gün kalan bu yüksükler daha sonra bitirici kolonilere aktarılacak ve 9-10 gün orada genç işçi arılar tarafından beslenecek. Beslenme sonunda yüksükler dağıtım için çiftleştirme kutularına veya bölme ruşetlere verilecek. Arı sütü üretiminde ise durum biraz farklı. Başlatıcı kolonide bir gün kalan yüksükler 2 günde bitirici kolonilerde kaldıktan sonra hasat için tekrar buraya getirilecek. Üçüncü gün sonunda yüksüklerimizi görüldüğü gibi larva seviyesinden bir keskin bıçak veya falçata ile kestikten sonra larvaları buradan alacağız ve tahta veya cam kaşıkla hasadı gerçekleştireceğiz. Anaer üretimi gerek arı sütü üretiminde başlatıcı koloniler analı veya anasız olabilir. Eğer koloni analı ise muhakkak anaerı bir noktada hapsedilmesi gerekir. Anasız kolonilerde ise mümkün olduğunca larvalı çerçeve daha önceden temizlenmiş olmalı. Bol miktarda pupalı ve genç arısına sahip ballı polenli çerçeveler olması gerekir. Aşılamadan sonra 11. gününü doldurmuş bitiricideki yüksüklerimiz, anaer adaylarımızı şimdi anaer kafeslerine alıyoruz. Çıkmış olan anamızı anasız olan çiftleştirme kutusuna vereceğiz şimdi kafesle birlikte. 2 gün sonra
ana arımızı kafesten çıkartacağız. Tabi bunu yapmadan önce çiftleştirme kutusunda daha önceden oluşturulmuş yüksük varsa bunların hepsini imha ediyoruz. Çiftleştirme kutusunun üzerindeki işaretler bizim çiftleştirme kutusunun içeriğini anlayabilmemiz için hazırlanmıştır. Başta bulunan işaret yüksük olduğunu, arkasındaki işaret kafeste anaarı olduğunu, yanındaki işaret dövsüz anaarı olduğunu ve son işaret önde olan işarette döllü anaarı olduğunun bir göstergesidir. Yine bu artı işaretinde bir çerçeve, iki çerçeve, üç çerçeve, dört çerçeve şeklinde kutunun içeriğinde kaç çerçeve olduğunu da göstergesidir. Bu kutu çiftleşmemiş anaarısı olan ve içerisinde iki çerçeve arısı olan bir çiftleştirme